Selam dostlar. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu serinin devamı. Üçüncü atışımıza geldi sıra. Bir de çivi, iki de akıllı civata. Üçte de pullar var. Bu akıllı civatalarla beraber kullanılan. Aslında buradaki mantık şuydu. Bu Ölümcül Deney diye bir film var arkadaşlar. Seyretmişsinizdir. Bilim kurgu ve korku bir arada. O filmde bir bayan vardı. Çiftenin namlusunu kesip bozuk paralardan mühimmat dolduruyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle attığı zaman dağılıyordu. Odanın içindeki herkesi öldürüyordu. Evet, aynı mühimmatı yaptık ama biz bozuk para kullanmadık. Çünkü paranın üstünde atamızın resmi ve Türk bayrağı var. Kesinlikle yere düşmesine razı değilim. O yüzden paraya en yakın o ölçülerde 10 kuruş çapında pullar var. Ondan aldım. Onlardan doldurdum. Hedef 25 metre. Ona atış yapacağız. Yavru kurtlarım yanımda. Her zamanki gibi ikisi birden bir arada. Ben bugün Husan'ı kullanacağım. Çünkü diğerlerinde de onu kullanmıştım. Dolayısıyla dostlar, eldeki ve evdeki malzemelerden doldurmuş olduğumuz mühimmatlar ne kadar etkili? Şu an bunu ölçüyoruz. Hedef 25 metre dedik. Mühimmatı nasıl doldurduk? Ne koyduk? Görün. Evet dostlar. Serinin devamı. Pullar var. Bunu Ölümcül Deney filminde bir bayan vardı. O kullanmıştı zombilere karşı. Ama o para kullanmıştı. Biz para kıymetli. İşte üçündeki resimdir vesaire, işte Türk bayrağıdır. Ondan dolayı para yerine böyle pullar aldım gördüğünüz gibi. Bunları kullanacağım. Yine aynı şekilde terazimizi açıyoruz. Boş kovanı koyuyoruz. Daramızı alıyoruz. Rüzgarlı bir ortamdayım. 2.55 oldu. Bunu birazcık düşürelim. Tam 2.50. Evet arkadaşlar. Kafamızın şu alt tarafını. Yo, bunu da kesmeyeceğim. Çok güzel bir görsel olacak inşallah. Şöyle sıkıştırıyoruz. Pullarımızı koyuyoruz. Arkadaşlar, neden kadeh tapa? Diğer videolarda da anlattığım üzere bu metal parçalarının namluya zarar vermesini engellemek. Koyduk. Hatta ben bir tane daha koyuyorum. Evet. Yok, bir tane fazla gelir. Kapağımızı koyduk. Ama yalnız efsane bir mühimmat oldu bu. Vallahi dağ başındayım. İlkel şartlarda bu kadar oluyor. Takdir edersiniz. Evet dostlar, efsane bir mühimmatımız oldu. Bayağı da yüksekte gramajı var. Evet dostlar, gördüğünüz üzere 2,5 gram barut, kadeh, tapa. Tekrar söylüyorum, bu mühimmatı doldururken bu tip farklı materyalleri namlu içi çizilmesin diye tüfeğimizin özellikle kadeh tapa kullanın. Bakın ben kadeh tapa kullanıyorum. Çünkü kadeh tapa namludan çıktıktan sonra açıldığı için herhangi bir sıkıntı vermiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet dostlar, ben öncelikle gözlüğümü takayım. Devamında kulaklığım, yavru kurdum zaten hazırdı. 2 adet pul koyduk, doldurulmuş. Pompalı tüfek pul atar mı? Metal pul diye başlayıp bismillah diyoruz ve hedef 25 metre. Amerikan kapımız var. Yaklaşık 80 santim genişliğinde ona atış yapacağız bismillah diyerek. Ve başlıyorum arkadaşlar. Evet dostlar, 2 adet atışımızı yaptık.
Gözlüğümüzü çıkardık. Kulaklığımızı çıkardık. Atış hattına gidiyoruz. Dostlar, bu şehir efsanesiymiş. 25 metrede gördük. Yani bildiğiniz kuru su etkisi. Yani benim bunu 25 metrede vurmama şansım yok. Diğerlerinde dağılan. Bunu da herhalde namludan çıkar çıkmaz dağıldı. Yakın çekim kameramız da var. Herhangi bir şey yok. Ortada pul da yok. Pulları da bulamıyoruz. Arkadaş buhar oldu, uçtu sanki. Ama şuna inanın. Ölümcül Deney filmindeki o sahne. İşte bozuk paralardan mühimmat doldurup atma sahnesi. Tamamen bir şehir efsanesi. Tecrübeyle sabit. Görün. Hiçbir şey yok. Bakın tertemiz. Bunlar daha önceki çividen kalan izlerdi. Ters çevirdik kapıyı. Yani bundan şu oluyor arkadaşlar. Pul şehir efsanesi. Vallahi akıllı civata puldan çok çok daha etkiliymiş. Ben puldan çok umutluydum. Dolayısıyla pul olayını kapattım. Yani bozuk para etkisi. Efendim dağılıyor işte 10 kişiyi vuruyor falan filan. Yok öyle bir şey. O şehir efsanesi tecrübeyle sabit oldu. Denedik. Sıradaki videomuz gelecek. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Evet, her videomuz başarılı olacak diye bir şey yok. Ölümcül Deney pul videosu. Şehir efsanesi. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.